Abdurrahman Dilipak Kandil'deki teröristen farkları ne? Terörist teröristtir. İsrail'de, Amerika'da, Kandil'de, Pensilvanya'da ya da Ankara'da, İstanbul'da fark eder mi? Peygamberin evinde olsa ne yazar o kişi? Ya da Firavun'un sarayında bir Musa olabileceğini de unutmayalım. Hazreti Yusuf'u kardeşleri kuyuya attı ama Firavun'un sarayında buldu Cebrail onu. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'den sonra en fazla sahabi mezarı nerede bilir misiniz? Diyarbakır'da. Diyarbakır şehir merkezi 639'da Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde şehir merkezi Müslüman ordularınca fethedildi. Bundan sonra sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların idaresine girdi. Daha önce Antakya, Antep, Maraş yöresi fethedilmişti. Ama İslam orduları Malatya'ya kadar uzamışsa da Anadolu içlerine girememişti. Bu arada Mardin, Urfa, Harran, Nusaybin, Resulayn, Ceylanpınar, Tilmevzen, Viranşehir, Siverek civarı fethedilmişti. İslam'la coğrafyamızın iç bölgeleri arasında Karaca Dağ ve Mardin Eşiği vardı. Bu iki dağ kitlesinin arkasında Amet Kalesi bulunuyordu. Bölgeyi fetheden İyaz bin Gan radıyallahu anh'la Urfa halkı arasında Ruha şartları üzerine yapılan sulh anlaşması, İslam'la karşılaşanların nasıl bir muameleye tabi tutulacağına dair sağlam bir vesika olmuştu. Belazuri'ye göre İyaz, Diyarbakır'ı fethettikten sonra daha önce Urfa'daki emannameye benzer bir ahitname çerçevesinde yerel halka bir ahitname aktetti. Bu ahitnamenin 638'de Kudüs'ün fethinden sonra Hazreti Ömer'in biri Kudüs halkına, diğeri de Hristiyanlara ait olmak üzere iki emanname yayınlamıştı. Bu emannamenin Kudüs emannamesinin bir benzeri olması gerekir. Zira zaten Diyarbakır'ın fethi Kudüs'ün fethinden bir yıl sonradır. İyaz, heykeller ve onun etrafındaki ikonalar kendilerine ait olmak, mevcut kiliselerden başka kilise bina etmemek, düşmanlarına karşı Müslümanlara yardım etmek, bunlardan birine riayet etmedikleri takdirde Müslümanların himayesinden mahrum olmak şartıyla ruha ahalisiyle uzlaştı. 638'de Kudüs İslam orduları tarafından kuşatılınca Hristiyanların ruhanileri şehrin anahtarını teslim etmek için Hazreti Ömer'in bizzat gelip şehri teslim almasını şart koşunca Hazreti Ömer Kudüs'e gelmişti. 642'de Mısır ve Irak'ın fethi tamamlandı. Fetih süreci 634'te Hazreti Ebubekir'den sonra Hazreti Ömer halife olunca 23 Ocak 635'te Bizans ağır bir yenilgi aldı ve Şam'ın ardından Humus ve Hama fethedildi. 636, 637 Kadisiye Zaferi ve 20 Ağustos 636'da Yermük'te Bizans'ın yine bir yenilgi alması. Böylece Bizans ve Sasaniye Mısır'a doğru İslam orduları önemli bir ilerleme kaydettiler. Bugünlerde yine bu bölgeyi konuşuyoruz. Bu toprakların tarihini bilmeden geleceğe ilişkin doğru tahminlerde bulunmamız ve ona göre çözüm için imali fikretmemiz kolay olmayacaktır. Ahmet önemli bir coğrafyada bulunuyor. Hz. Adem'in Urfa'da yaşadığı, Hazreti Nuh ve Hz. İbrahim'in de bu bölgede yaşadıkları düşünülürse, Diyarbakır'a tarih biçmek mümkün olmasa gerek. Ahmet'in fethi Hicri 18, Miladi 639. Diyarbakır Hazreti Ömer döneminde Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın başkomutanlığını yaptığı Şam ordusunun sorumluluk alanındaydı. Bu arada Samsat, Suruç, Ceylanpınar gibi şehirler İyad bin Ganm komutasındaki ordu tarafından fethedilmişti. Biliyorsunuz tarihte ilk cinayet Şam'da gerçekleşmiş Kabil Habil'i şehit etmişti. Urfa, Diyarbakır ve Mardin bölgesinin fethi bir yıl içinde tamamlandı. Kudüs'ün fethi yeni fetihler için model oluşturmuştu. Burada askeri bir istila değil, İslam'ın tebliği ile başlayan bir İslamlaşma süreci söz konusudur. Bizans'ın ağır vergileri zorla asker almalara karşı Müslümanlar adalet, barış ve özgürlük temelinde adeta sığınılacak emin bir liman hükmündeydi. Yerel halk Bizans'ın emperyal baskıları karşısında Müslümanların himayesine sığınıyordu. Bu anlamda bu toprakların fethi, İslam tarihindeki benzerleriyle kıyaslandığında en sorunsuz olanlarındandı. Diyarbakır'ın fethi konusunda en ayrıntılı bilgi, tarihçi El-Vakıdi'nin Fütuhu Şam'ındadır. 6 ay kadar süren bir kuşatmadan sonra gizli bir tünelden giren Müslüman mücahitlerin kapıları açmasıyla fethin gerçekleştiği haber verilir. Yani sivil halkın Müslümanlara karşı bir direnişi söz konusu değildir. Rivayet edilir ki Halid bin Velid'in şehre girmeye imkan sağlayan gizli bir tüneli keşfetmesi üzerine nihai fetih planı hazırlandı. Buna göre seçkin bir birlik gizlice tünelden şehre girmiş ve kapıları açmak suretiyle zaferin yolunu açmıştır. Vakidiye göre Hicri 7 Cuma delüla 17 yani miladi 27 Mayıs 638'de fethedilmiştir. Kürt milliyetçilerin dediği gibi Kürtlerle kanlı bir savaş yaşanmamıştır. İyaz Bilgan 8 bin kişilik bir kuvvetle hareket etmiş, ilk saldırıda kaleden içeri giren 100 sahabeden 25'i şehit olmuştu. Ardından az sayıda daha şehit verildi. Fetih sırasında şehit olacak sahabe sayısı 27 olarak verilmektedir. Ardından kısa sürede şehir teslim alınmış ve ardından toplu ihtida hareketleri başlamıştır fetihten sonra hazreti sa'a radıyallahu anh ilk müslüman vali olarak atanmıştır diyarbakır'da halen 150 sahabe mezarı bulunmaktadır oysa fetih birliğinde bine yakın sahabe vardı kerbela olayı 10 Ekim 680'de yaşandı Katliamdan kurtulmak için o bölgeden uzaklaşan sahabelerin önemli bir bölümü Diyarbakır'a doğru çekildiler. İslam'la 48 yıl önce tanışan Diyarbakır sahabeler için emin bir sığınak olmuştu. Güneyden gelen sahabelerin birçoğu Müslüman olan yerel halkla birlikte İslam'ın tebliği için Anadolu'nun içlerine doğru yayıldılar. Kerbela'dan önce de bu koridor Müslümanların tebliğ yolu olarak önemli bir işlev gördü. Kerbela sonrası da sahabelerin önemli bir kısmı Diyarbakır üzerinden, burada daha önce Hristiyanken Müslüman olan halklarla birlikte kuzeye ve batıya doğru yolculuklarını sürdürdüler. Güneyden gelen Arap kökenli Müslümanlar bölgede diğer halklar ve medeniyetlerle tanışarak Arap olmayan Hristiyan ve Yahudi topluluklar, Sabiler ve paganlarla birlikte İslam'a girip yeni gelen son din İslam'ın tebliğcileri oldular. Aslında Mekke'de de bu süreç böyle gelişti. Medine'de de Bizans, Fars ve Mısırla karşılaşılınca da aynı şey oldu. Allah'ın dini belli bir coğrafya ve kavmin dini değildi ve olamazdı. 680'de yaşanan Kerbela olayında yaşanan büyük kırılmada siyasi sebeplerle Müslümanlar Müslümanlara kılıç çekerken, Müslümanlar yeni Müslüman olmuş ya da Müslümanlara kucak açan hılfül fudul ya da müellefetül gulub topluluklarla bir araya geldiler. Isırıcı Melikler döneminden sonra Müslümanların Afrika'ya doğru genişlemesi ve Endülüs yolculukları yine aynı şekilde oldu. Dikkat! Müslümanlar nereye kılıç zoruyla girdilerse kılıçla çıkartıldılar. Nereye ilimle, hikmetle girdilerse orada kalıcı oldular. Balkanlar, Kafkaslar ya da Asya fark etmiyor. Ellerinde kılıçları vardı ama ellerinde kitapları vardı. Merhametleri gazaplarından, sevgileri nefretlerinden büyüktü. Ben Fettahoğullarındanım. Fettahoğulları yüzlerin son çeyreğinde İslam fetihleri ve Kerbela'dan sonra bölgeye gelen sahabilerin önderliğinde onlara tabi olan bölge halklarının desteğiyle Kafkaslara ve Hazar'ın altından ve üstünden Asya'ya doğru ilerleyen tebliğcilere verilen bir isim. O Müslümanların bir kısmı gitmedi, orada kaldı. Kimi gitti gelmedi, kimi gitti geldi, gitti geldi. Fettah holları o gidip geri Anadolu'ya dönenlerdendi. Ne garip bu coğrafya bir yandan Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in yurdu. Öte yandan Arz-ı Mevud, Mescid-i Aksa'nın mik'at alanı içinde. Bir yandan ilk kanın döküldüğü yer. Kerbela da buradadır. Beytül Hikme de ve bu coğrafyada kan dökülüyor. Selahaddin Haçlıları yenilgiye uğrattı uğratmasına da Haçlılar dönüp geldiler ve bu topraklarda evladı Fatiha'nın çocuklarını peşlerine takıp kan dökmeye devam ediyorlar. Ebu Cehil öldü diyorlar. Ebu Cehil ölmedi ey Resul. Çocuklarımızı avlıyor ve kıtalar dolaşıyor. Kardeşler kardeşlerini gömmek için hendekler kazıyorlar. Allah'ım bizi affet. Bize hakkı hak, batılı batıl göster. Bize nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların değil. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit